Bıktım lan senden. Senle uğraşacağız ya. Ulan bir yarabbim ya. Tamam. Selam söyle kız kocana. Tamam hadi görüşürüz. Valla selamün aleyküm. Kapatıyorum öptüm. Hoş geldiniz. Randevunuz var mıydı? Valla hoş bulduk. Sende mi yok? Fark ettim oturdum zaten. İsim neydi? Valla ben Halim. Abdülhalim. Ne olacak? Halim. Diyerekten babam nereden yapmış? Bunun ismi Halime. Memnun oldum. Halime Hanım. Problem neydi bir anlatın bakalım, bir tanıyayım sizi ben. Valla. Ben bir sizi tanıyorum. Valla çok güzelsiniz. Teşekkür ederim Halime. Valla bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bu kadınla yani ilişkimizde kendimi bir oyuncak ayıyla birlikteymiş gibi hissediyorum. Anlıyorum. Siz yani bir 100. Evet. Problem bu. Evet. Şiddet. Evet. Ne dediğinize göre ayıp dediniz. Burada evet. Cinsellik knockout, şiddet fazlasıyla, anladığım kadarıyla düzensiz ilişkiler var. Böyle evet. Yani ben karımı hani anlatırım ama hani elimle olsun, ne bileyim hani oyuncak ayılarla olsun, benim 6 yaşında bir oğlum var. Yani çocuğunuz var. Var ama biz onu aldık. Aldınız? Aldık. Satın aldınız. Hani öyle aldık. Yani bu, hani bizim orada böyle satılır hani pazarlar var. Hani orada gidersin, çocuğu beğenirsin, alırsın. Anladım Halim Bey. Nerede tanıştınız? Valla biz nerede tanıştık? Aslında tanışmadık. Biz evlendik, 3 yıl görüşmedik. Ondan sonra bu bizim eve geldi. Hatta eve değil, ben uyuyordum, yatağıma gelmiş. Sonra nasıl oldu ben de bilmiyorum ama hani annem, hani annem benim üvey annemdi. Çok da beni sevmezdi. Herkes diyor ki işte sana bir kazı, son kazı da bu. Sonra geberdi gitti zaten, hani çok da şey yapmıyorum. Yani şiddet derecesini merak ediyorum. Mesela bir tartışma sırasında hiç tokat vurdunuz mu? Valla hani ben şiddet hani nasıl tanımlıyorsunuz ben bilemem. Ama ben şiddet hani sanki gösteriyorum ama çok fazla değil yani. Mesela bilmiyorum. Çok fazla değil, bu çok güzel. Mesela ne kadar yani, bir tokat mı olabilir, bir itme olabilir? Valla ben kafasında kupa kırıyorum. İşte kafasında vazo kırıyorum, televizyon kırıyorum, buzdolabı yamultuyorum falan. O kadar da fazla değil yani. Hani çok hani abartı yukarılarda hani böyle düşünün hani ne bileyim hani o kadar fazla. Anladım. Çok fazla. Arabanın altına alıp hiç anladım. Anladım. Yani Halim Bey, şiddet boyutu çok fazla. Yani Halime Hanım'la konuşmak isterim azıcık. Halime Hanım merhabalar. Valla konuşsana kadın. Halime. Merhaba. Merhaba dedi. Valla dedi. Kaç yaşında? Valla 35'lik gösteriyor ama 26 yaşında. Peki şöyle diyeyim. Valla doğum tarihiymiş ama hani tam olarak bilmiyorum. Yani muş ama doğum tarihi. Doğum yeri neresi onu bilmiyorum. Anladım. Ne mezunu? Valla o çok okumuştur. Yani anaokulu terktir. Valla benim gibi çok okumuş, bilgili, kültürlü, çok mükemmel bir insan. Siz yüksek lisans var. Valla ben de çok okudum. Yani 4. sınıftan bıraktım okulu yani. Hani orada 4 yıl okudum. Çok kendime şeyler kattım. Mesela İngilizcem vardır çok iyi. Taklit yapıyorum. Ana okulu tercih. Siz 4. sınıf İngilizce evet. Biliyorsunuz. Taklit yapabiliyorsunuz. Tabii ki mesela. O sebepten bir şiddet var. Yani çiğ köfte yoğururken çok fazla çiğ köfte yediği için mi? Evet. Valla ben karıma çok büyük sürprizler yapıyorum. Mesela Almanca ona bir beste yaptım. Ah. Çiğ köfteyle alakalı. Ah. İzmir'de çiğ köfte yanaklarında das kamsa diyerek. İnanmıyorum. Tabii ki. Çok ben Almanya'da kaldım bir hafta.
Vallahi Almanya'da kaldım. Çünkü yani orada kültür bakımından hani insanların kendileriyle oldukları ben çok iyi insan analizi yaparım. Çok güzel. Aslında yani mesleğine de göz koymak istemiyorum. Fakat şöyle bir durum var bir de. Hani bizim cinsellik konusunu anladım. Daha önce bahsetmiştim. Anladım. Bu karı... Lütfen hanımefendi diye hitap edin. İşinize. Şimdi benim en çok müzdarip öldürüm. Valla şey... Tıraş bıçağı alıyorum. Bakıyorum. Tıraş bıçağı. Evet. Karım da kullanmış. Sürekli kullanıyor. Yani bir kadın düşünün. Şu saçı tarıyor. Buradan birleştiriyor. Burayı da tarıyor. Hani bu da kalça hizasına kadar geliyor. Hani bu beni çok rahatsız ediyor. Hani hangimiz bunun ölmesini isteriz? Anladım. Ben peki şöyle bir şey yaptınız çok mı? Çok müzdaribim yani. Valla bu kadın. Halim, orada bir dur. Valla gözüm kaçmıyor, dur. Halim Bey orada bir dur. Halim'e epilasyonunu bir öneririm ben size. Yani problem eğer kıl kökü ise bu kadına kıl nedeniyle efendime söyleyeyim bir şiddet bir... Valla ben... Yani ben size önereceğim bir şey var. Epilasyon. Valla bu kadını ben epilasyon demeyeyim. Valla. Evet. Epilasyon aletini kırmış bu hayvan. Adamlar geldi kapıya dendi, bana mahkeme açmışlar. Böyle adam bana diyor ki, 3 milyar 750 milyon milyar parayı bana ödeyeceksin diyor. Sen bana konuş bana. Bana konuşacaksın. Halim Bey! Bir kendinize gelin, Halim Bey. Böyle ben Lütfen bir kendinize gelin. Böyle yani Halim Bey, Halim Bey birkaç sorum olacak size. Yani bu biraz çıkmaza girdi sizin ilişkiniz bayağı bir değişik. Mesela sevmeyi denediniz mi bundan önce nasıl sevdiniz? Denedim, ben hep böyle severim. Bak, bunu takıyorum. Karaydı benim. Bunu takıyorum. Bunu takmayı sevemiyorum. Sonra böyle yapıyorum, Böyle yaparım. Ondan sonrasında evde yaparım. Hani bir gün gelirseniz özel olarak gösterebilir. Ama valla şimdi hocaya ayıp olur. Çirkinleşmiyor. Öyle. Halim Bey çirkinleşmiyoruz. Biz sakin ol. Ne yapıyorduk? Valla sakin oluyoruz. Güzel. Halim Bey. Valla ben mermiyim. Halim Bey. Lütfen. Valla ben diyemem. Halim Bey. Hobileriniz. Hobilerinden. Kız Halim Bey. Kız, zilli, birazcık böyle hobilerinden bahsettik. Valla konuşsana. At yarışı. Valla at yarışını çok sever. Valla. Beraber at yarışını oynuyoruz. Başka? At yarışı oynuyoruz. Ondan sonra beraber işte jilatimizi paylaşıyoruz. Beraber iddia oynuyoruz. İddia. Hobileriniz nelerdir? Korkularınız var mı? Valla benim... Hobilerim Halime'yi çıplak görmek, Halime'nin tanga giyinmesi, Halime'nin giyinmesi zaten başlı başına bir fobiyken giyinmemesi bir kıyamet diye Facebook'ta bir yazım vardı. 128 kişi like attı. Ha siz bayağı fenomensiniz. Yani herkes bir... söylemesi bizim Mişte, Ebber, yani bir ben meşhurum, bir de hani sürekli yoğun kar. Şöyle ki soru. Karı ve beni çok severler diyerekten espriyle hani masanın üstüne koyarım. Yani alırsınız ve almazsınız. Tamam. O da size kalmıştır. Tamam. Hani bir gün gelirsiniz evimize ağırlarız. Tamam Halim Bey. Tamam. Yetenekleriniz var mıdır mesela? Valla var. Böyle bir dans eder misiniz? Valla ederim. Ne zaman? Mesela böyle şarkılar, şiirler, türküler, maniler. Valla... Çok güzel yabancı dilim vardır. Onu evet konuşmuştuk. Şarkı söylediniz mi Halim'i etkilemek için? Mesela ben çok güzel çelik daktili yaparım. Şarkıcı çelik. Tabii. Bu çok güzel bak. Yani çelik çomak olacak hali yoktur. Oradacıdaki çeliği ne taktini yapacağım? Hani yattığın sürece sabit kal zaten. Tamam. Hani bir çelik gibisin. Tamam. Evet. Tamam. Nedir bakalım? Birkaç bir şey yani. Valla çelik yapayım. Gel yârim ol, sevdalım ol, dertlerimin
Dermanı ol her çay. Harika. Valla yaptım. Harika yaptın. Valla ben yaptım. Halime şanslısın kız aslında sen. Valla ben yetenekliyim yani galiba. Siz Halim Bey. Halim Bey. Valla ben mi? Halim. Valla ben Zeki. Yani Halim Bey işin içinden çıkamıyorum anladınız kadarıyla. Yani ben şu an ne yapacağım? Şu an cinsellik mi? Burada cinsellikte kelepçe mi takmamışsınız efendime söyleyeyim? Ayıyla ilişkiye mi girmemişsiniz? Halime'yi sabahlıkta mı basmamışsınız? Burada bakıyorum en büyük problem kalıyor mu? Bir kadın var. Kadını almış epilasyona götürmüşsünüz. Ben dövdüm. Aynen 3 milyar 750 milyon milyar borçlara girmişsiniz. Ben 3 milyar 750 milyon milyar. Ama siz de bir hayvansınız yani karınızı alıp böyle ters taklalar attırıyorsunuz. Ben bahsettiğiniz zaman hayvanlar çok güzel seks hayatları vardır. Yani... Hani bizden niye yoktur? Anlıyorum. Hani madem hayvanım, hayvan seks neden yoktur? Sorun kız, bu en büyük problem. Halime bacım kaldır bir başını. Valla yani, ben. Burada ben çözemediğim bir şey var galiba. Valla şöyle bir hayvan. Bundan bir yardım isteyeceğim ben. Bir telefon, bir konuşması falan yapmam gerekiyor yani. Halime bacım. Top sakal olmuş, buralara kadar inmiş sakalın. Sen kız neredeydin? Efendim tedavi gördünüz mü bundan önce? Valla ben bundan yıllar önce karıyla bir tedavi gördüm. Bugüne iyice kırlandı. Valla bu kere... Tamam. Halim Bey, tamam. Tamam, gerçekten bana tıkanlar geliyor. Halim Bey, gerçekten bana tıkanlar geliyor. Kadına büyü yaptırmışsınız. Kadının haline bakın. Korkuluk gibi olmuş kadın. Şu haline bak, kıllanmış yavru dana gibi olmuş. Size bir söz verebilir miyim? Halim Bey, lütfen bir siktir olun gidin. Halim Bey, bir siktir olun gidin. Halim Bey, bir siktir olun gidin. Bırak kardeşim. Hipokrat yeminime sokacağım Halim Bey. Bırak kardeşim. Halim Bey, hipokrat yeminime sokacağım. Bırak kardeşim. Hipokrat yeminime sokacağım. Bir siktir olun gidin. Bırak sen ne bıçak karısın ya? Allah belanı ver. Siktir git. Bırak mı lan? Bırak mı? Halime, hayatımın annemim. Meğerse bütün sevinçlerimi ondan yaşarken, bütün hüzünlerimi onsuz yaşıyormuşum dünyamız dünyada. Halime! Halime! Senin dahi olsa kadınımız bu rolde oynatmayı yakıştırabilir.